Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tekrardan bir kurabiye tarifi vereceğim. Nişastalı minik atıştırmalı kurabiyeler olacak. Çocuklar özellikle çok severek yiyor. Ben üzerine birazcık da kahvaltılık çikolatayı hafif eritip batıracağım. Hiç çikolata falan almanıza gerek kalmayacak. Evdeki kahvaltılık çikolatanızla yapabileceksiniz. Hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Ben tereyağını dolaptan çıkarttım. Biraz erimesi için demliğin üstüne koydum. Ama fazla eritmişim. 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, en küçüklerin birazcık daha büyüğü çay bardakları, çok büyüklerden değil, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket vanilya. Öncelikle birazcık karıştırayım, yumurta dağılsın. Yağın dağılması önemli. Bir de margarin de kullanabilirsiniz isterseniz. Tamamdır. 1 çay bardağı pudra şekeri. Birazcık dışarıda bekledi. Açıkta. O yüzden kurumuş. 2 su bardağı mısır nişastası. Buğday da kullanabilirsiniz. Mısır da hiç fark etmez. 1 su bardağı un koydum. Şimdi 1 su bardağı daha nişasta. Yani 2 su bardağı nişasta. 1 su bardağı da un eklemiş oldum. Eğer un gerekirse birazcık daha ekleyeceğim. Şimdilik 1 su bardağı ekliyorum. 1 paket de kabartma tozu. Bunları yoğuracağım. Çok yumuşak olmayacak. Kurabiye hamuru normal. Kulak memesi kıvamında. Eğer gerekirse biraz daha un ekleyeceğim. Sonunda da sizlere ne kadar un eklediğimi söyleyeceğim. Yanıma 1/2 su bardağı un daha aldım. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Yeterli artık. Şöyle kıvamını göstereyim. 1,5 su bardağı un, bir de 1 yemek kaşığı dolusu koydum. Sizler de 1 su bardağından sonra benim gibi yavaş yavaş ilave edin. Gördüğünüz gibi elime yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Kıvamı gayet güzel. Unu biraz fazla kaçırırsanız kurabiyeniz güzel olmayacaktır. Lütfen her zaman söylediğim gibi unu dikkatli ve ölçekleyin. Fırın tepsimi yanıma aldım. Benim mini fırın olduğu için 2 tepsi çıkacaktır. Sizlerde de bir büyük bir de ufak çıkabilir. Hamurdan şöyle alıyorum. Küçük küçük yapacağım. Tamamen isteğinize göre, isterseniz büyük büyük de yapabilirsiniz. Fındıktan biraz daha büyük diyebilirim. Ben böyle tam bir atıştırmalık yapmak istiyorum. Şöyle birkaç tane yapayım. Elimle yuvarlıyorum. Bırakıyorum. Bastırmıyorum. Fırın tepsisine diziyorum. Küçük küçük böyle tam bir çocukların çok hoşuna giderek yediği bir kurabiye. Böyle. Hafif aralıklarla diziyorum. Çok birbirine yapıştırmayın. Birazcık kabaracak. İsterseniz de büyük büyük de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize göre, ama bizim evde çocuklar bunu çok sevdiği için ben böyle küçük küçük yapacağım. İsterseniz de böyle ikili de yapabilirsiniz. Kurabiyelerin şekillerini verdim. Aslında bu kurabiyenin diğer adı da bereket kurabiyesi diyebilirim. Gerçekten çok bereketli ve bol bol oluyor. Fırınımı bir 5 dakika öncesinde ısıttım. 180 derecelik alt üst ayar fırında. Çok fazlasıyla pembeleşmeyecek. Pişireceğim. Ne kadar sürede pişirdiğimde sizlere söyleyeceğim sonunda. Fırından çıkardım kurabiyeleri. Bir 15 dakikadır dışarıda bekliyordu. Toplamda bir tepsi 20 dakikada pişti benim fırınıma göre. Hafif de böyle çatladı. Ben şunu göstereyim. Ben ocağa koydum. İçerisine bolca su koydum.
O tutturdum üzerine ve kahvaltılık çikolatayı erittim. Tamamen çikolata kıvamına gelene kadar böyle karıştırarak erittim. Süslemek için birazcık toz fıstık, file badem, bir de Hindistan cevizi kullanacağım. Sizler ne istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Bir tanesini alıyorum. Şöyle altında göstereyim. Gördüğünüz gibi hafif kızarmış. Birazcık çikolataya batırıyorum. Fıstığa batırıp geri tepsiye koyuyorum. Eğer sade bırakacaksanız üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Birazcık da Hindistan cevizini. Kurabiyelerim hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Servis tabağını almadım çünkü birazcık çikolataların donması için bekliyorum. Sizler de birazcık çikolatanız donduktan sonra servis tabağını alırsınız. Görüntüsü, tadı gerçekten çok güzel oldu. Ağızda dağılan enfes bir kurabiye oldu diyebilirim. Bunu büyük ya da farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben de böyle küçük bir tabağın içerisine alacağım. Kurabiyelerin ne kadar küçük olduğunu görmeniz için. Kahvenin yanına bile ikram edebilirsiniz bu kurabiyelerden. Özellikle ağzınıza attığınızda ağızda dağılan çok güzel bir kurabiye oldu. Elimle koparacağım. Nasıl ağızda dağılabileceğini sizlere göstermek için bir tanesini alayım. Gördüğünüz gibi elime dağıldı. Birazcık dağıttım ama kusura bakmayın. Size gösterebilmek için yapmam gerekiyordu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.